Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz efendim. Bugün çok güzel iki tarifle geldim. Bir tanesi vişneli pasta yapacağız. Böyle yaz gecesini düşündüm. Çok sıcak, canınız serin bir şey istedi. Evde ne yapabilirim dediniz. O kadar kolay bir pasta ki. Ya da çocuğunuzun doğum günü var ama yazlıktasınız. Pastane yok. İşte tam bir doğum günü pastası. Buna bayılacaksınız. Elinizin altında bu tarif olsun. Bir de mısır unlu bir poğaça yapacağız. İçinde dereotu var, susam var. Çok güzel o da. İsterseniz malzemeleri sayayım. Ondan sonra önce pastamızı yapalım, bir buzluğa atalım. Ondan sonra da poğaçamızı yaparız. Evet, şimdi iki tane önce böyle bir kaba ihtiyacınız var. Yani ters çevirebileceğiniz ve bunu ıslak, nemli olacak. Yani suya tutacaksınız, sonra suyunu boşaltacaksınız. Bu gerekiyor. Çok kolay, akılda çok kalabilecek bir tarif. 6 çay bardağı vişne suyu, 1 su bardağı şeker. 6 çay bardağı süt, 1 su bardağı şeker. Çünkü ikisi ayrı tencerede muhallebiler olacaklar. 6 çay bardağı nişasta, 6 çay bardağı nişasta. Ve sadece sütlü karışıma bir de vanilya ekleyeceğiz. Bu kadar. Hemen başlayalım. Muhallebilerimizi pişirelim. Hem ne kadar kolay olduğunu görün. Hem de evde pasta yapmanın keyfini birlikte yaşayalım istiyorum. Şöyle yapalım. Önce bir muhallebiyi pişirelim. Önce sütlü muhallebiyi pişirelim. Şöyle bir durum var. Bu pastayı yaparken sütlü muhallebiyi önce pişirelim. Hemen akabinde de diğer muhallebiyi pişirelim. Şunu şöyle koyayım. Şimdi neden öyle söylüyorum? Muhallebiler sıcakken birbirlerine karışma ihtimalleri var. Bu ihtimali göz önünde bulundurarak işimize sağlam alalım diye söylüyorum. Vanilyasını koydum sütümün. Siz görebiliyor musunuz? Şöyle açayım burayı da rahatça göstereyim size. Bir de nişastamız var. 6 çay bardağı nişasta var. Evet, nişasta da kaba yapışıyor bazen. Ben de hiç ziyan olsun istemiyorum. Evet, bunu da böyle koyalım. Onu da karıştıralım. Şekeri koyduk. Bir de şekerini koyalım. Bir su bardağı da şeker var. Tamam. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Nişasta biraz böyle önce kendini tutar ama sonra güzelce açılır. Soğukken açalım. Hiç nişasta kalmasın içinde. Ondan sonra da hemen muhallebisini pişirelim. Şöyle alıyorum. Büyük ocağa alıyorum. İkinci muhallebiyi de yapıyorum. 6 çay bardağı vişne suyu var. Evet, şöyle koyayım. 6 çay bardağı da nişasta var. Bir su bardağı da şeker var. Evet, şimdi hemen onu da pişiriyorum. Ocağa yerleştiriyorum. Evet, pastamızın muhallebisine önce beyazı koyuyoruz muhallebi olarak. Evet, şöyle biraz şekil verelim. Pasta gelince aklıma şu geldi. Annem, benim Ağustos doğumluyum ben. Yaz doğumlular beni anlar aslında. Bir yaz, Saroz'da yazlığımız vardı babaannemlerin, oradaydık. Benim de doğum günümdü. Annem de ateşliydi. Hatırlıyorum yani ateşli olduğunu, hasta olduğunu. Ama benim doğum günüm olduğu için bana böyle güzel irmikli bir pasta yapmıştı. Mesela o pastayı ben asla unutamıyorum. Böyle ev pastası tarifi deyince de aklıma nedense hep o pasta geliyor. Böyle küçüklüğümüzde bazı anılarımız var ya, böyle sanki bir resim karesi gibi gözümüz önüne gelen. İşte öyle bir resim karesini de sizle paylaşmak istedim. Evet, şimdi iki muhallebimizi de pişirdik. Şöyle. Renk ne kadar güzel değil mi? Bunu istediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Meyvenin suyuyla yapabilirsiniz. Her renk bu kadar gerçekten güzel ve can alıcı olacaktır. Mesela ananas da olabilir. Ananas suyuyla yapabilirsiniz. Şeftali suyuyla yapabilirsiniz. Ama tabii vişnenin de şöyle başka bir albenisi yok değil.
Bir de tenceremle de çok uyumlu oldu gördüğünüz gibi. İkisi de pembe pembe. Evet pembe, gönlüm senle demişler. Şimdi bu vişneli pastayı... ne yaptık? Cam kaseye koyduk ve cam kaseyi nemlendirdik. Yani böyle içinde çok su kalmadı ama evet nemli bir kaseye koyduk. Şimdi bunu dondurucuya koyuyorum. Bir gece beklerse daha iyi ama en az 6 saat beklemesi gerekiyor. Zaten ters çevirince pastanız hazır halde olacak. Ben şimdi dondurucuya koyup sonra da poğaçamaya devam edeceğim. Dereotlu bir poğaçaya ne dersiniz? Hem mısır unu olacak hem dereotu olacak. Çok lezzetli bir poğaça yapacağız şimdi. Poğaça da öyle akşamüstü çaylarına falan ne kadar güzel gider. Ben çok severim. Hele şimdi içinde böyle dereotu da olduğunda daha da güzel oluyor. Evet şöyle yapalım. Ne yapıyoruz? Hemen dereotlarımızı güzelce keselim. Evet şöyle alalım. Bu kadar yeterli. Hemen keselim. Evet. O bize güzel lezzetini versin. Bazı dereotları daha da güzel kokuyor değil mi? Bazen denk geliyorum. Mesela alıyorum ama dereotu o kadar da kuvvetli aroma vermiyor. Ama bazen de öyle dereotuna rastlıyorum ki hakikaten bu da çok güzelmiş, çok güzel kokuyor. Aroması çok kuvvetliymiş. Evet, süper. Bunu çok güzel doğradık. Buraya geliyoruz. Ben malzemeleri sayayım. Dereotunu da doğradım. Hazır. Evet, malzemelerim. Bir yarım çay bardağı yoğurdum var. Her zaman mısır ununu tariflere çok yakışan susamım var. Tuzum var. Kabartma tozum var. Bir kaşık tereyağım var. Bir su bardağı mısır unum var. Yarım su bardağı da sıvı yağım var. Aldığı kadar da un koyacağız. İki de yumurtam var. Çoktan kırdım onları ben sizin için. Evet, şimdi başlayalım. Bir kaşık alayım hemen. Şu harika lezzeti verecek tereyağını baştan koyalım. Sıvı yağımızı da ekleyelim. Evet. Yoğurdumuzu da koyalım. Önce bir sıvıları şöyle bir karıştıralım. Evet. Dereotu yerine, dereotu sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Onun yerine maydanoz koyabilirsiniz. Ya da mesela sade de pişirebilirsiniz mısır ununu. İçine peynir koyabilirsiniz. Ben buna koymadım. Bir su bardağı mısır unu koydum şimdi. Hani dereotu bazen de sevmeyebiliyor kişiler. Olabilir. Damak tadıdır. Sevmeyen isterse kullanmaz. Biraz belki şey koyabiliriz içine. Acı seviyorsanız benim gibi pul biber koyabilirsiniz. Çok yakışır. Evet. Kabartma tozunu da koyduktan sonra şunu güzelce karıştıralım. Hemen dereotumuzu da koyalım. Oh harika. Dereotunu da koyduk. Şöyle yapalım. Yavaş yavaş da ununu ekleyelim. Birazdan da ben yoğurmaya başlayacağım onu. Yağlı kağıt arasında açacağım. O yöntem bana çok kolay geliyor. Rahat ediyorum. Hem tezgahım yağlanmıyor. Hem de aslında yağlı kağıt ne kadar çok işe yarıyor değil mi? Çok kullanıyorum ben de mutfakta. Bazen böyle mutfak işini kolaylaştıran her türlü edevata varım. Ne güzel işte. Bizim de yükümüz azalıyor. Mesela fırın tepsisi normalde temizlemesi çok zordur. Yağlı kağıt bizi ondan da biraz kurtardı sanki. Evet, poğaçanın kıvam çok güzel oldu. Sizinki de çok güzel olacak. Rengi ne kadar güzel değil mi? Sarı ve yeşilin uyumu var adeta içinde. Biraz daha koyalım şu undan. Evet, süper. Tam açmalık, güzel yoğurmalık bir. Dereotlu,
ve mısır unlu poğaçamız hazır. Fırına vermeye gidiyoruz. Bugün ne yaptık? Vişneli, güzel bir ev pastası yaptık. Ve dereotlu mısır unlu poğaça yaptık. Dereotlu mısır unlu poğaçayı ben üstüne yumurta ve susamla tercih ettim. Ama eğer siz onları sevmiyorsanız sade de fırınlayabilirsiniz. Hadi gelin pastamızı süsleyelim. Eğilim. Şöyle birazcık hindistan cevizi çok yakışır. Önce biraz süsleyelim. Kar yağdırır gibi hindistan cevizini yapalım. Sonra da benim çok sevdiğim şu gül yapraklarından biraz üstüne koyalım istiyorum. Vişneye de uyar. Çok da romantik, güzel bir pasta olur. Çok kolay, güzel iki tarif verdim. Umarım yaparsınız, pastanızı keyifle yersiniz. Ben de sizin adınıza mutlu olurum. Hayatta ne olursa olsun, ağzınızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.